Sadece geçen sene yaklaşık 15 ülkeye gezdim. Bu ülkeleri gezdiğim zaman ülkemizdeki eksikliklerin daha çok farkına varıyorsunuz ve gençlerin çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. İzmir'de büyük şehire talip 6 bağımsız aday var. Onlardan biri de Yasin Demirkıran. Ben Katip Çelebi Üniversitesi MBA yüksek lisans mezunuyum. Toplumsal hayatta ikna edici iletişim üzerine tez yazdım. Üstelik de iddialı. Alsancak'taki kuaför dükkanını adeta seçim ofisine çevirdi. TSK'nın arama kurtarma timinde görev yaptı Yasin Demirkıran. O zamanlar astsubaydı. Hiç düşünmedi, bebeği kurtarmak için canını hiçe saydı. Denize atlayan astsubayın çabası 3 yaşındaki bebeği yeniden hayata bağladı. Ege'de mucize bir iş başardı. Mülteci botundan 3 yaşındaki bir çocuk düşmüştü. Helikopterden halatla denize indi. Boğulmaktan son anda kurtardı. 20 yıldır, 25 yıldır ülkemiz yönetiliyor ama son durumumuz belli. Bir yandan da 50 yıldır, 70 yıldır İzmir'i yönetenler belli ama durumumuz belli. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hangi partiden olursak olalım, gençlere yol verilmesi, önlerinin açılması gerektiğini düşünüyorum. Yasin Demirkıran 35 yaşında. Seçilir, seçilmez ama İzmir için hayalleri var.